Selamlar, umarım her şey yolundadır. Kısa bir aradan sonra yine karşınızdayım. Bu aralar işlerim çok yoğun diye video çekemiyorum. Ama sizlere anlatmak istediğim çok güzel ürünler aldım. Anlatacağım bu ürünlerin tamamı bebeğiniz ek gıdaya geçtikten sonra kullanacağınız ürünler. Bizim ufaklık artık 6. ayına doğru geliyor. Ve bir sonraki ay büyük ihtimal ek gıdaya, katı gıdaya başlıyor olacağız. Biz de kendimizi hazırlamak adına gittik, alışveriş yaptık. Size bu ürünleri anlatmak istiyorum. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Sizlere anlatmak istediğim ilk ürün Boon marka kaşıklar. Bence bu kaşıklar piyasadaki en kaliteli ürün. Materyal olarak, kullanım biçimi olarak, şekil şemal olarak, marka değeri olarak gerçekten çok iyi ürünler. Bu kaşıkların özelliği çift yönlü olması. Bir tarafı metal, bir tarafı silikon. En kötü özelliği biraz fiyatının pahalı olması. Bunun fiyatı 100 lira. Sizlere anlatmak istediğim diğer bir ürünüm ise Munchkin markalı beslenme seti. Burada işte gördüğünüz gibi 4 tane kap var, kapakları var ve içinden de 2 tane kaşık çıkıyor. Bu kapların en önemli özelliği sızdırmaz olması. Yani içine koyacağınız herhangi besin sıvı da olsa kapattığınız anda kapağını çantanıza atıp rahatça çıkabilirsiniz. Bebeğiniz ek gıdaya geçtiği zaman çantanızda bulundurmanız gereken olmazsa olmaz parçalardan bir tanesi haline gelecek bunlar. Bu setin böylece fiyatı 60 lira. Üçüncü ürünüm ise Munchkin markalı yine bir bardak. Buna alıştırma bardağı diyorlar. Bunun en önemli özelliği her yerinden içebiliyorsunuz. Yani sadece ufak bir ağızlığı yok. Ürünün her yerini çevirip bebeğiniz neresinden tutarsa tutsun içebilir bundan. Asıl çarpıcı kısmı ise ürünü ters çevirdiğimiz zaman içindeki sıvının dökülmemesi. Zaten Munchkin, OEOE, nasıl okunuyor tam bilmiyorum onu. Boon, bunlar zaten en iyi markalar beslenme ürünlerindeki. Bu arada fiyatını da söyleyeyim. Fiyatı 70 lira. Farklı renkleri var. Ben yeşilini aldım. Mavisi ve pembesi de var. Ek gıdaya geçmiş bütün bebeklerin olmazsa olmaz ürünü tabii ki bir önlük. Bu önlüklerin bir sürü çeşidi var. Nedir bunlar diyeceksiniz. İşte bez olanı var, gömlek gibi giydirilenler var. Biz açıkçası ilk etapta bu kavuşuk olanı seçtik. Bundan bir tane daha var, onu birazdan anlatacağım. Bu bir ürünün. Şimdi neden iki tane farklı aldım? Öncelikle onu söyleyeyim. İkisini hatta beraber anlatmak istiyorum iki ürünü. Şu görmüş olduğunuzda Kraft'ın önlüğü, silikon. İkisinin arasındaki en büyük fark bu sert. Bu böyle taş gibi duruyor. Bu da böyle slime gibi süklüm püklüm takılıyor. Hangisi daha iyi açıkçası şu aşamada bilmiyorum. Bunu zaten ilerleyen videolarda söylerim hangisinin daha iyi olduğunu. Björn'ün fiyatı 60 lira. Tabii ki Kraft daha ucuz. Kraft ise 35 lira. Neredeyse 2 katı. Bu tip silikon önlüklerin en önemli özelliği buralarında cep olması. Yani dökülecek yemeği hemen bebeğinizin üzerinde tutuyor. Oradan alıp tekrar yedirebilirsiniz. İkisinin de yıkanması çok basit. Yani silikon ürünler zaten beslenme araçlarında çok kullanılır. Bunları musluğun altında hemen sudan geçirdiğiniz anda hepsi tertemiz oluyor. Tabii ki bu ürünlerin ikisi de sıvı geçirmiyor. Anlayacağınız üzere. Bu elimde görmüş olduğunuz porsiyonlu, vakumlu, arkası vakumlu tabakta OEOE tam nasıl okunuyor az önce de okuyamamıştım. Hala okuyamıyorum. Bu ürün de silikon. Bebeğiniz mama sandalyesine otururken her şeyi deviriyor zaten. Hem etrafın batmaması hem de bebeğinizin önündeki yemeğin dökülmemesi için bu tip vakumlu ürünleri tercih etmenizde yarar var diyorum. Çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Bu tip tabak alırken eğer mikrodalga kullanıyorsanız mikrodalgaya uyumlu mu değil mi onu mutlaka öğrenin. Bu tabak uyumlu. Ben zaten mikrodalga kullanmıyorum ama kullananlar için hatırlatmak istedim. Diğer tatlı bir özelliği az önce bahsettiğim gibi porsiyonlu. Yani yemeklerin farklı farklı yerlere koyup farklı farklı ölçeklerde bebeğinize sunabilirsiniz. Ücreti 70 lira. Bir tabak için oldukça pahalı. Farklı farklı renkleri var tabii ki yine. Biz gri olanı tercih ettik. Bu ürüne renk vermek için tamamen doğal gıda boyası kullanıyorlar. Kısacası AB standartlarına çok uygun bir ürün. Bütün silikon ürünlerde olduğu gibi elde temizlemeyi öneriyorlar. Diğer ürünüm ise Munchkin'in püre ve sebze emziği. Bebeğinizin bizlerin yediği besinlerin tadına bakması için ve kontrollü bir şekilde bakabilmesi için almanız gereken tatlı güzel bir ürün. Şurasında bir klips var. Klipse basıyorsunuz, çekiyorsunuz, çıkıyor. Bu emzik haznesine artık ne vermek istiyorsanız püre mi, direkt haşlanmış sebze mi tadına bakması için onu buraya koyuyorsunuz, tekrardan kapağını kapatıyorsunuz. Bir avantajı var bu ürünün diğerlerine nazaran. Çünkü diğerlerinde yok bu. Kapak. Bu arada fiyatı 60 lira. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu bazı aileler çocukları diş çıkarırken de kullanılıyor. Biliyorsunuz soğuk kompres çok işe yarıyor diş çıkarırken bebeklerinize. Soğuk bir sebze, soğuk bir meyve koyarsanız böylelikle bebeğiniz hem dişine soğuk kompres yapıp aynı zamanda da beslenmiş olacak. Onun için de kullanabilirsiniz bu ürünü. Gelelim son ürünümüze. Philips Avent'in buharlı pişiricisi ve aynı zamanda blender özelliği olan bu küçük makinesi.
Hepimizin işi gücü var. Bebeğimize yeteri kadar zaman bile ayıramıyoruz, ileri geliyor. Hayatımızı kolaylaştıracak bütün ürünleri her zaman alıyorum. Beni tanıyanlar bilir zaten, önceki videolarımı izleyenler de. Şimdi bir besini herhangi bir tencerede de pişirebilirsin. Başka bir mutfak robotun varsa onu blenderdan da geçirebilirsin. Ama hepsini bir kenara bırakıp çok daha kısa sürede hayatımızı kolaylaştırmak adına, çok daha hızlı olmak adına, vakit kazanmak adına Philips Avent böyle güzel bir ürün yapmış. Boyu bu kadar. Çok şirin. Ürünün kullanımı çok basit. Böyle kullandığınız zaman pişiriyor. Ters çevirip taktığınız zaman da blenderdan geçirebiliyorsunuz. İnanılmaz bir rahatlık bence. Temizlemesi çok basit. Parçaları hemen ayrılabiliyor zaten. Piyasadaki bu tip ürünlerin en kalitelisi Philips Avent'in yaptığı. Tabii ki fiyatı diğerlerinden daha pahalı. Bunun fiyatı 500 lira. Anlatacağım ürünler bu kadardı. Hepsinin linkini aşağıda açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Çok önemli bir hatırlatma yaparak videomu bitirmek istiyorum. Lütfen bu ürünleri sizlerin gözetimi altında kullanılmasına dikkat edin. Bu videoda benden bu kadar. Değerli vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.